HKBU Podcast ve Amerika Günleri Podcast'in ortak yayınına hoş geldiniz. Bugün seçim özel programı yapacağız. Çünkü biliyorsunuz ABD'de seçimler hızla yaklaşıyor 2024 yılında. Şu anda biz Ekim ayında bu kaydı alırken gündem fokur fokur kaynıyor. Her gün başka bir şey oluyor. Her gün seçim adeta yön değiştiriyor. Bugün de Amerika Günleri podcast'ten Mehmetle beraber seçimin biraz derinleyeceğiz. Hatta seçimden önce de birazcık ya bu seçim sistemi nasıl çalışıyor, ne bileyim, elektoral nedir, senato nedir, onları da biraz konuşalım diyoruz. Merhaba Mehmet, hoş geldin. E, Cross yaptığımız ortak yayınımıza hoş geldin. Teşekkür ederim Samet davetin için. Ben de heyecanlıyım sizinle ortak bir bölüm. Gerçekleştirdiğimiz için. Evet zaman zaman sosyal medyadan göz kırpıyorduk birbirimize. Sonunda bize de nasip oldu beraber bir yayın yapmak ki senin de sanırım podcastine tam uyan bir konu oldu seçtiğimiz konu. Çünkü ikimiz de bu tarafta yani Okyanus'un bu tarafında yaşadığımız için bu konudan kaçınmamız adeta imkansız diye düşünüyorum. Nereye dönüp baksan bu konu var ABD'de ve medyada. Dolayısıyla bu seçimle ilgili e, elimizdeki bilgilere derin derin dalmadan önce sana şeyi sormak istiyorum. E, nasıl keyifler böyle yaşadığın şehirde ya da etrafındaki sosyal çevrede hani seçim anlamında bir gerginlik midir yoksa böyle bir heyecan mıdır? Nasıl ki, nasıl gidiyor seçimle ilgili gündemin kendi içinde? Açıkçası burada çok fazla bir heyecan yok. Birazdan da detaylı olarak konuşuruz. E, Massachusetts eyaletinde yaşıyorum. Burası Blue State olarak tanımlanan, demokratların çok ciddi ağırlığının hissedildiği liberal bir eyalet. Bu anlamda herhangi bir heyecan yok. E, yer yer böyle bazı kasabalar, e, Trump destekçisi, cumhuriyetçilerin yoğunlukta olduğu kasabalar olsa da geneli itibariyle e, mavi bir eyalet. Daha çok burada... Biraz şey var, e, hani yaşadığım toplumda konuştuğum insanlarda, hani ne olacak, kim daha iyi? E, birazdan buna da gireriz bir ama En son hani Papa'nın yaptığı bir yorum var diye, Lesser of the Evils diye, hani iki Hı -hı. tane aday var, ikisi birbirinden e, felaket. Bunların içinden en az kötü olanı da tercih edeceğiz gibi bir durum adeta söz evet. konusu. Belki böyle bir hava var, bilmiyorum. Bunun dışında tabii gergin bir ortam var. Eğer bu süreç devam ederse. Özellikle göçmenler yönünden Amerika'da statülerini korumaya çalışan, buraya sığınmaya çalışan veya işte göçmüş insanların, yakın zamanda göçmüş, henüz vatandaş olmamış insanların bir tedirginliği var. Masoistetle evet. bu anlamda bu tür insanlara hani kol kanat gelmiş bir eyalet, bu anlamda kucak açmış bir eyalet. Böyle olunca tabii ister istemez farklı hisler, farklı beklentiler, kaygılar var. Evet burası da benzer aslında büyük şehirlerde tabii ki de e, demokratların ağır bastığı ama küçük daha böyle çiftçi e, kasabalı dediğimiz yerlere gittiğinizde de karşı tarafın ağır bastığı bir yayılma söz konusu. Genel olarak zaten Kaliforniya eyaletinin hangi tarafta durduğu yıllardır belli hiç değişmiyor ama şey arkadaş ortam anlamında biraz daha burada gergin çünkü ağırlık çok bir tarafta olduğu için kendini azınlık gibi gören tarafın e, cumhuriyetçiler olması bu konuların konuşulmasını daha da bence tehlikeli kılıyor. Arkadaş ortamından bahsediyorum. Genelde e, ya bu konulara da girmeyelim. Birbirimizin canını hiç sıkmayalım. Biz birbirimize seven iki insanız diyerek işin içinden sıyrılıyoruz. Burada da öyle bir ortam var. Kendi arkadaş çevrem anlamında. Evet şimdi seçim yaklaşıyor ama Önce biraz seçimi de anlamaya çalışmak lazım diye düşünüyorum. Örneğin e, bu seçimde önemli olan birkaç tane madde var. Onları da çok güzel notlar halinde hazırladık. İstersen biraz başlardan e, konuya yavaş yavaş girelim. Ne dersin? Evet, aslında hani seçimi konuşurken seçim sistemine değinmeden olmaz çünkü hem ABD genelinde hem de dünya genelinde bu elektoral kalış diye bilinen seçiciler kurulu diye bunu Türkçe'ye çevirmişler. Seçim sistemini tam anlamadan hani ABD'de nasıl başkan seçiliyor, ABD'deki sistem nasıl işliyor belki bunu idrak etmek zor olabilir. Biraz ona gireyim istiyorum. Biraz da onun öncesine atıflarda bulunmak istiyorum. Bu anlamda Birkaç hazırlık yaptım. Hazırlık yaptı, yaparken karşıma şöyle bir kitap çıktı. Securing Democracy: Why We Have an Electoral College diye bir kitap. Ee, yazarı Gary Gregg. E, sen ekrana da yansıttın sanırım. Bu kitapta ön sözü evet. e, Cumhuriyetçilerin önde gelen senatörlerinden Mitch McConnell e, kaleme almış ve onun Electoral College ile alakalı. Hani niçin biz bu sistemde ısrar ediyoruz veya ABD için bu sistem niye? uygun sistem açıklamasında, yorumunda şöyle bir örnek var. 2000 yılında yapılan seçim. Al Gore ile George Bush arasında gerçekleşen amansız rekabetin olduğu seçim var. Ve burada evet. Electoral College'da başkanlığı George Bush kazanıyor. Ama popüler vote dediğimiz toplam oyların sayıldığı, en çok oyu alan insanın belirlendiği seçim sistemini düşünürsek aslında oyların çoğunluğunu Al Gore almıştı o seçimde. Hatta aylar süren, mahkemeye giden, bir türlü, bir türlü neticelenemeyen bir seçim süreci olmuştu. Burada Mitch McConnell şöyle bir yorum yapmış. Eğer diyor, electoral college olmasaydı, popular vote olsaydı, çok yakın bir oy farkı olduğu için muhtemelen bu seçim yeniden sayılmak zorunda kalacaktı. Ve bu da milyonlarca oyun, Amerika genelindeki milyonlarca oyun tekrar sayılması tekrardan böyle bir kaos, bir belirsizlik, aylar belki daha uzun sürecek bir sürece gidilecek bir evet. sorun çıkartacaktı. Ama bunun yerine elektronik kalıcı olduğu için Florida eyaletinde oyların yeniden sayılması, hatta Florida'nın içinde de sadece bazı countylerde oyların yeniden sayılmasına ihtiyaç duyuldu. Ve böylece seçim hızlı bir şekilde neticelendi ve kazanan belirlendi diye bir savunması var elektronik kalışta. Hakikaten elektrol kalıç dünyada eşi benzeri olmayan bir seçim sistemi. Tam onu soracaktım ben de. Evet tek... Yani Amerikan halkı değil mi? bile bunu anlamakta zorlanıyor aslında. Yani her <laughs> sene seçimlerden önce ekranlarda, televizyonlarda evet. elektrol kalıç nedir türünden videolar, açıklamalar, izahatlar görüyoruz. Çoğu zaman tartışmaların odağında olan bu sistem defalarca da değiştirmek istenmiş aslında. Ama her seferinde bu başarılı olamamış ve elektrol kalışta karar kalmış bu şekilde devam ediyor. Şimdi elektoral kalıcı anlamadan önce aslında ABD'nin meclis yapısına da biraz göz atmak lazım. Bizim Kongre olarak bildiğimiz ABD e, Kongresi iki meclisten oluşan bir yapıya sahip. Burada bir tanesi Senato, bir tanesi de Representatives House of Representatives olarak geçiyor. Hı hı. Bunların e, birisini daha doğrusu House of Representatives'i alt meclis olarak belki tanımlayabiliriz. Alt mecliste 435 adet vekil var. Bu vekiller temsilciler. Her eyaletin nüfusuna göre belirleniyor e, ve bunlar her iki yılda bir yenileniyor. Bununla beraber senato dediğimiz üst meclis var. Senato'da toplam 100 adet senatör var ve bunlar her eyalete 2 adet senatör düşecek şekilde tasarlanmış. Bunların da eyaletin büyüklüğünün bir önemi yok ama orada, orada ilginç. Senato'da yok. Aynen. Senato'da evet. her eyalete eşit sayıda temsilci yani senatör hakkı veriliyor. Bu üst meclis oluyor. Ama alt meclis, House of Representatives bir nevi TBMM gibi Türkiye'de nasıl iller evet. nüfuslarına göre milletvekili çıkartıyorsa burada da alt meclis o yapıya sahip. İkili bir meclis yapısı var. hani Bu zaten başlı başına yani nevi şahsına münhasır yani. Gerçekten farklı bir yapı. Senato ve reprezentatifler içinde seçilme koşulları da farklı. Mesela temsilci olabilmek için 25 yaşında ve en az 7 yıl önce vatandaş olabilmeniz gerekirken, senatör olabilmek için 30 yaşında ve en az 9 yıl önce vatandaşla geçmiş olmanız gerekiyor. Yani Seçim senin benim gibi insanların senatör olma şansı var uzun vadede. Şansımız var, evet. Vatandaş olduktan sonra 7 sene veya 9 sene bekledikten sonra dediğin gibi hani şansınız var ama tabii politikacı olmak için çoğu insan şeyden başlıyor. Yerelden başlıyor. İşte okul evet, evet. şeylerinden hani okul idarelerinden başlıyor ne bileyim yerel sınıf başkanı oluyor önce. O belki oralardan başlıyor. <laughs> hani belki bizim için çok geç olabilir kariyer anlamında. Evet. Aralarında hani bu noktada bir farklılık var. bunun ötesinde bir de bunların seçim süreçleri de çok farklı. Mesela biz şimdi seçimler geliyor diyoruz ya. Bu seçimlerde başkanlık seçimi olacak. Tamam bu dört yılda bir tekrarlanıyor ama senato ve House of Representatives seçimleri farklı periyotlarla yapılıyor. Mesela hani az önce demiştim meclis, temsilciler meclisi 2 yılda bir yenileniyor oradaki üyeler. Senatörlerde de 6 yılda bir yenileniyor. Yani bir senatörün görev süresi 6 yıl. Böylece her iki yılda bir seçim oluyor. Bu her iki yılda bir seçimde senatörlerin neredeyse üçte birlik bir kesimi yenileniyor. O yüzden her seçim döneminde, hatta ara seçimlerde, yani midterm deniyor ya bu başkan seçildikten sonra iki yıl sonraki evet, evet. seçimlerde tekrar dengelerin değişmesi söz konusu oluyor. Yani bu anlamda o da, o da bir heyecan, bir dinamik katıyor aslında. Hiç kimse kesinlikle, 4 yıl, 6 yıl rahat rahat oturamıyor koltuğunda gibi bir şey oluyor değil mi? Ve diyelim ki hani bir parti arkasında bir rüzgar yakaladı, çok güçlü geliyor. O seçimlerde bu partinin Senato'yu, Meclisi ve başkanlığı alması diye bir şey söz konusu değil. Çünkü hepsi aynı anda seçilmiyor. Sadece farklı üyeler, farklı insanlar seçime giriyor. Burada görev süreleri bitenler tekrar ıı, seçilmek zorunda. Bazen vefat edenler oluyor, bırakanlar oluyor falan. Evet. Onlar da yenilenebiliyor Senato'da veya Peki mecliste. kritik bir soru sorayım tam şurada, tam bu noktada. Şimdi bunlar bu kadar değişken ve dengeleri farklı kılabiliyorken başkanın seçilmesi ne kadar önem arz ediyor senin gözünde? Güzel bir soru. Aslında bunu şöyle açıklayabiliriz. Kanunlarla alakalı bir süreç var. Bir yasa tasarısının kanuna dönüşebilmesi için bir temsilcinin bir önerge vermesi gerekiyor. O önerge verildikten sonra House of Representatives yani temsilciler meclisinde çoğunluğun ele geçirilmesi gerekiyor. Çoğunluk alındıktan sonra bu da işte 435 vekil demiştik 218'e tekabül ediyor. Daha sonra bu tasarı senatoya sunuluyor. Senatoda da 100 kişilik senatörler arasından 51 tanesinin oyu alınırsa bu sefer başkana sunuluyor. Yani orada başkanın bir en son bu yasa tasarısını onaylayan veya veto eden evet. bir pozisyonu var. Ama veto ederse tekrar önüne getiriliyor. Tekrar senatoya geliyor, tekrar önüne gelebiliyor. Bunun ötesinde başkanın bazı güçleri var, kendisi bazı kararlar alabiliyor. Orders bu, dedikleri Aynen. Trump'ın mesela bu belli ülkelerden insanların vizelerini engellediği bir dönem vardı hatırlarsınız. Evet. Çoğu Müslüman evet, ülkelerden evet. oluşan ülkelere bir şey koymuştu. Yasak koymuştu. Evet. Bunun dışında bazı e, kararlar almada veya en önemlisi Supreme Court dediğimiz anayasa mahkemesi. Belki onu da görsele verebiliriz. Anayasa mahkemesi üyelerini atayan kişi başkan oluyor. Şu anda da mesela hala hazırda e, en son atanan üyeyle beraber çoğunluk yine Cumhuriyetçilerin atadığı üyelerden oluştuğu evet. için bu hatırlarsın yakın dönemde kürtajla alakalı alınan bir karar Supreme Court'tan çıkmıştı ve bu kararın Kesinlikle bu şekilde değil. geçmesinin sebebi Trump'ın atadığı adayların üyelerin verdiği karar doğrultusunda oldu. Yani kürtajı federal bir şeyden alıp eyaletleri geri gönderdiler. Böylece insanlar evet. eyalet bazında tedirgin olmaya başladı kürtaj taraftarları. Böyle bir aslında hakkı var. her şeyin ne kadar bağlantılı olduğunu da gösteriyor bu soruya iyi bir cevap vermiş oldum. Belki direkt olarak kendi başına bir başkan ben her şeyi kafama göre yapacağım diyemiyor. Hani veto onay süreçlerinden geçiyor, bir sürü başka adımlardan geçtikten sonra dediğin gibi. Ama mesela bu Supreme Court örneğinde verdiğin ee, konu yani kürtaj konusu ki zaten hiçbir zaman gündemden düşmeyen, zaman zaman yine hortlayan bir konudur. Orada aslında başkanın öneminin bayağı bir e, altının çizildiği bir örnek bu bizim için. Çünkü oraya atadıkları insanlar farklı yaklaşımlarda olabiliyorlar bazı konulara. O yüzden iyi bir cevap oldu. Hani belki direkt olarak oturup ben bunu böyle yapacağım diyemiyor ama dolaylı yollardan gücünün etkisiyle bazı şeylerin e, narrative dedikleri bazı e, farklı yerlere doğru gitmesini sağlayabiliyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılıyor musun? Tabii. E, Supreme Court üyelerinin e, görev sürelerinin, sürelerinin de yani ömürleri boyunca olduğunu düşünürsek yani bu insanlar vefat edene kadar bu koltukta oturuyorlar. Dolayısıyla... Ve etmiyorlar her da. Her jenerasyonun... 90-95-100'e falan gidiyor Kesinlikle. bu insanlar. Hani bu anlamda hani başkanın o koltukta oturup herhangi birisinin görev süresinde olmasıyla beraber yerini bir atlaması fırsatını kaçırmak istemiyorlar bu anlamda partililer diyebiliriz. Şeyden söz ediyorduk mesela bu reprezentatiflerden bahsederken oylara göre temsilci verildiğinden bahsetmiştik. Mesela küçük eyaletler var bu anlamda. Deliver veya Vermont gibi eyaletler. Mesela bunların birer temsilcisi varken Kaliforniya'nın nüfusu çok büyük olduğu için 53 alet temsilcisi var mesela Kaliforniya'nın. E, şimdi buradan şeye yavaş yavaş geçmek istiyorum ben aslında. E, Elektrol kalış meselesine geçmek istiyorum. Az çok herhalde Senato ve Temsilciler meclisi az çok kafamıza oturmuştur diye düşünüyorum. Evet. Öyle evet. Elektrol kalışta e, şimdi önce terminolojiyle biraz izah etmeye çalışacağım. Ardından da bir örnek vererek e, nasıl işlediğini e, anlatmaya çalışacağım. Başkanlık seçiminde e, vatandaş seçim günü sandığa gidiyor ve istediği adaya oyunu veriyor. Bu da tabii eyaletlere göre yine değişkenlik arz ediyor. Bazı eyaletlerde bazı adaylar pusulaya giremiyorlar. Mesela geçtiğimiz günlerde New Jersey eyaletinde bir pusula gördüm. Çünkü postayla o kullanma süreci başladı. Böyle en az 10-15 tane aday gördüm listede başkanlık yarışı için. insanlar hmm. şu an oy kullanmaya başladılar aslında. Posta yoluyla başladı oy evet. kullanmak. Evet. Biz diyelim ki sandığa gittik. O gün oylarımızı kullandık. Ardından her bir eyaletin belirlediği bir elektor sayısı var. Bu elektorlar Türkçe'ye seçiciler kurulu olarak çevrilmiş. Mesela benim bulum eyalette 11 adet elektor var. Bunun hesabını şimdi biraz açıklamaya çalışacağım. Az önce ne demiştik? 435 vekil var demiştik. 100 tane de senatör var demiştik. Bunları topladığımızda 535 tane elektor yapıyor aslında. Hani her bir eyalete verilen elektor sayısı bunun üzerinden belirleniyor. Ayrıca Washington DC'ye de normalde e, temsilcisi veya senatörü olmayan eyalet bir e, ol olmadığı DC, için oraya da 3 adet elektor şey yapmışlar, e, ayırmışlar toplamda 538 oy yapıyor. Bu 538 oyun yarısından fazlasını alan yani 270 rakamına ulaşan başkan oluyor. Bu elektorlar da yani az önce dediğim gibi her bir eyaletin senatör ve temsilci sayısı toplanıyor. Ondan sonra o eyaletin elektor sayısı belirleniyor. Mesela benim yaşadığım e, Massachusetts eyaletinde 9 adet e, representative var. 2 adet de senatör olduğu için 11 adet e, elektor e, tahsis edilmiş Massachusetts eyaletine. Bu 11 elektor e, seçimlerden sonra halkın adına, halkın tercihi doğrultusunda başkanı seçmek için e, oy kullanmaya gidiyor ayrı bir tarzda. Geçen seçimlerde yanılmıyorsam bu December yani Aralık ayının 12'sinde gerçekleşen bir e, protokol olmuş. Evet. Yine, elektorla hala alakalı... E, bu insanlar nasıl seçiliyor? Belki bunu merak ediyor olabilir insanlar. Bunlar gölgedeki insanlar. Göz önünde olan insanlar değil. Partinin has adamı olarak diyebileceğimiz insanlar. Çünkü bu insanların <laughs> o partiye oy kullanmaları lazım ki herhangi bir problem sorun çıkmasın. Geçmişte başka partiye oy verenler de aslında olmuş ama bu son dönemlerde yaptırımlarla gitgide azalmış, engellenmeye çalışılmış. İsimleri de falan bilinmiyor hiç. Bilinmiyor. Toplumda, değil mi? Evet yani Belli sitelere girdiğin zaman internet sitelerinde belki karşına çıkabilir ama çok böyle göz önünde olan insanlar evet. değil. Zaten bu insanlar da bir nevi temsilci gibi yani sadece e, ne diyelim protokol gereği bu oy onlara tahsis edilmiş. Aslında çok evet. böyle e, güçleri olan insanlar değil. Genel itibariyle Amerika'nın genelinde bir eyalette oyların çoğunu alan başkan adayı elektor oylarının tamamını kazanıyor o elektor oyları o başkanın hanesine yazılıyor. Ve genellikle seçim gecesi başkanın kim olacağına dair bir tahminde bulunuluyor. Hani televizyon kanalları falan yayınladığında aslında net bir şey yok o esnada. Burada popular vote'a benzer bir durum var. Aslında orada oyunların çoğunluğu çok önemli. Çünkü electoral'ı sana veriyor. Ama sanırım genel olarak genel picture yani genel resime baktığında neden elektoralla bir insan bu seçimi kazandı, popüler votu daha az olduğu haldenin cevabını da vermiş oldun aslında. Çünkü elektorallar farklı atandığı için sayıları sen oradaki popüler vot aslında ya da çoğunluk diyelim Türkçe tür çoğunluk oy aslında orada önemli oluyor. O elektoralı cebine koyman için doğru mu anlıyorum? Öyle olabilir. Burada hani genel itibariyle şey Oyların Yani oylar yerlerde, oylar oylar işe yaramıyor. Biz niye oy verelim ki diyen insanlar da var benim çevremde. O biraz yanlış bir yaklaşım o anlamda demek istedim. Yerelde bir seçim yapılıyor. Yerelde yapılan seçim noktasında a, oyların çoğunluğunu alan aday o bölgeyi götürmüş oluyor. İstersen bir örneğe yavaş yavaş gidelim örnekten önce şöyle bir detay da söz etmek istiyorum. Genel olarak bu kural var dedim ama bu kuralın dışında olan eyaletler de var mesela Maine ve Nebraska eyaletlerinde Elektorlar oyların dağılımına göre belirleniyor. Yani o eyaletlerde oyların çoğunu alan bir partiye gitmiyor oylar. Oyların dağılımı nasılsa o oranda parti elektorları o dağılım şeklinde oylarını kullanıyorlar. Şimdi as aslında bir örneğe geçebiliriz. Hani az önce masa örneğini vermiştim ben. Masa üstüde ne demiştik? 9 tane temsilci var, 2 adet de senatör var dedik. Toplam 11 adet elektor tespit edilmiş demek. Massachusetts eyaleti Blue State. Sen şimdi ekrana da yansıttın zaten. Orada hmm. mavi eyaletleri görüyoruz. Hani bu eyaletler çok rahat bir şekilde e, şeyleri alabilecek eyaletler. Hani evet. Demokrat e, başkanın e, rahatlıkla burayı alabileceği bir eyalet. Geçen seçimlerde en son e, 2020 e, seçimlerinde Biden'ın kazandığı seçimlerde Massachusetts'te %65 oranında e, başkan Biden'a oy çıktı Dolayısıyla burada Başkan Biden'ın e, kazanması kesin gibi. Böyle olduğu için toplam oylar sayıldığı için 11 oyun tamamı da Demokrat Parti'nin hanesine yazılıyor. Hani o seçim akşamı bu hesaplar yapılırken CNN'de veya diğer televizyon kanallarında diyorlar ki şu anda Massachusetts eyaletinde sandıklar kapanıyor. %65 oy aranında işte demokratlar aldı. Dolayısıyla 11 oy Kamala Harris'e yazılacak diyecekler. Ama Diğer eyaletlerde hani bu aradaki farkın birbirine yakın olduğu eyaletlerde asıl çekişme, asıl seçim oralarda gerçekleşecek. Bunlara da swing state dedikleri eyaletler. Şey, Türkçe'ye eyalet salınacak eyalet olarak çevirmişler. Yani demokratlarla cumhuriyetçiler arasındaki oy farkının çok az olduğu eyaletler buralar. Bu da ister istemez asıl seçimin, asıl heyecanın bölümün başında da senin bahsettiğin hani orada bir heyecan evet. var mı dediğin sorunun belki cevabı oralarda. Şu anda başkan adayları da zaten bu eyaletlerde kampanya yürütüyorlar. Eğer bu eyaletlerin oylarını alırlarsa o eyaletlerden gelecek elektorlar onların lehine oy verirse bu durumda asıl bir fark ortaya çıkmış olacak. Evet onunla ilgili bir görsel de var. Onu da yükleyelim. Hatta ben bazı çevirilerde anahtar eyalet Çevresinde gördüm yani deyim olarak en azından benim uydurduğumda iki arada bir derede eyalette diyebiliriz bunlar aslında ne zaman ne yapacakları belli olmuyor çünkü bunların gayet makul şimdi istersen bunların üzerinden biraz gidelim 2024 yılında 7 adet eyalet belirlenmiş swing state olarak tanımlanan hı hı. mesela bir Georgia eyaleti var bunların içerisinde Georgia eyaleti Cumhuriyetçi eğilimli. Son seçimlerde Biden kazanmış. Buradan 16 elektor oyu gelecek toplamda. Nevada, dediğim gibi az önce bahsettik. Burası oyların bölündüğü bir yer. Fakat İyi, git gel olan başımda. bir yer. Farklı görüşlerin insanların yaşadığı evet. bir yer. Bu anlamda 6 oy var. 6 oy az olmasına rağmen iki başkanın da şey yapabileceği. Son 4 seçimde de Demokratlar kazanmış diye de bir not var mesela Nevada ile alakalı. Hmm. Wisconsin eyaletinden 10 oy çıkması bekleniyor. Burası hep çekişmeli seçimlerin yaşandığı bir eyalet olmuş. Michigan eyaleti belki burada bizim için de en kritik eyaletlerden birisi diyebiliriz. Niçin? Çünkü şu anda Michigan'da çok kritik bir seçim süreci gerçekleşiyor. Burada 15 oy var. Genellikle demokratların çoğunlukta olduğu ama sürprizleri açık bir yer. Burada Müslüman yoğunluğu çok fazla bu eyalette Michigan eyaletinde Detroit şehri ve civarında çok ciddi Arap ve Müslüman nüfusu var ki bu ve da konularımızdan da, biri seçim evet, gidişatı o, ekseninde. İsrail-Filistin arasındaki yaşanan evet. ıı, hadiselerden dolayı şu anda ıı, Müslüman seçmenlerde Kamala Harris'e yönelik bir tepki var. Hı -hı. Burada da bu tepkinin nasıl bir şekilde sandığa yansıyacağı önem kazanıyor. Trump'a gidip oy kullanacak durumda değiller bu insanlar. Trump zaten Müslüman karşıtlığıyla, göçmen karşıtlığıyla biliniyor. Fakat şu anda bir üçüncü bir aday var. Robert Kennedy'nin de ayrılmasıyla beraber. Kennedy de malum Trump'a destek çıkacak şekilde adaylıktan çekilmişti. Jill Stein diye aslında Massachusetts'ta yaşayan bir aday var. Green Parti'nin bir adayı. Jill Stein bu İsrail'in yaptığı saldırılarla alakalı çok ciddi anlamda ...tepki verdi. Kendisi de aynı zamanda... ...Yahudi olarak biliyorum ben, yanılmıyorsam. Ama buna Görselde rağmen... Görselde de e, Filistin... ...ismini sen söyle şimdi... Türkçe sakmayan mı? Filistin şeyi de giymiş zaten... ...Görselde. Aynen, sonrasında. evet. E, Filistin atkısı diyeceğim ama... Tamam. Yani ...benim de aklıma beş, gelmedi. Beş temel mi atkım artık bir şey, bir adı var. <laughs> yani Müslümanlardan... ...hatta bir... E, dernek bir Müslümanları teslim eden dernek Jill Stein'i kendi başkan adayları olarak da e, anons ettiler duyurdular oradaki fark çok yakın 150 bin oyun e, belki seçimin kaderini değiştirebileceğinden söz ediyorlar Michigan eyaletinde ha, Green Party'li yani bu Green Partinin adayı oluyor evet 15 oydan e, bahsediyoruz ve Jill Stein'in başkan olma ihtimali gibi bir şey söz konusu değil Hani alabileceği yani. bir %1'i, %2'yi geçemeyecek bir aday. Ama Hatta gidişatı yani... etkileyebilir diyorsun. Swing Kesinlikle. State. Yani şu anda zaten demokratların en büyük eleştirisi sen şu anda Trump'a hizmet ediyorsun diye eleştiriyorlar. Evet. Çok enteresan. Birazdan şeye de gireriz. Elon Musk'ın bu seçimlerde aldığı pozisyona da gireriz. Twitter'da evet. çok ciddi anlamda Jill Stein propagandası var. Karşıma çok fazla çıkmaya başladı. Bunun da belki e, bilinçli olarak Elon Musk'ın, Twitter'ın, Demokrat e, seçmenlerin karşısında Jill Stein'e çıkartarak Trump'ın kazanması için bir e, kampanya veya bir oyun olabileceği Hı -hı. de zaman zaman aklıma geliyor. Fakat bu süreçte şu anda Müslümanlar, çok ciddi anlamda orada yaşayan Müslüman kitle, Jill Stein'e oy vererek bir mesaj göndermek istiyorlar. Evet. Eğer bu seçimin sonucu Trump'ın kazanması şeklinde olsa dahi bizim tercihlerimiz bizim kaygılarımız dikkate alınmalı mesajını vermek istiyorlar ve seçimin belki de en büyük sürprizlerinden bu olabilir. Devam edelim çok az kaldı bu swing state listesinde Arizona var. 11 oyu olan, artan nüfusuyla, değişen demografisiyle iki parti arasında gidip geldiği söyleniyor Arizona için. Pensilvanya var. 19 oy var Pensilvanya'da. Philadelphia gibi büyük şehirleri var. Demokratların yine ağırlıkta olduğu. Evet. Fakat yine senin az önce dediğin gibi kırsal kesimde cumhuriyetçilerin çok ciddi anlamda söz sahibi olduğu, ağırlığının olduğu bir eyalet. North Carolina var. Ee, yine 16 oyu var. 2008'den beri hep böyle %2'lik bir oy farkı olmuş iki parti arasında. O yüzden ciddi çekişmeler var. Yani aslında seçim bu 7 eyalet arasında, 7 eyaletin nasıl tercihte bulunacağına bağlı olarak şekillenecek diyebiliriz. Ve bu genelde değişmeyen bir şey. İşin ilginç tarafı hani e, fikrini çoktan belli etmiş eyaletler değişmiyorlar. Tıpkı hani herhalde Türkiye'deki İzmir gibi bir örnek vermenin bir sakıncası yoktur diye evet. düşünüyorum. Evet. E, aynı bekleniyor onların sonuçları. Hep bu seçimlerde işte adaylar, swing state'leri, anahtar eyaletleri gidip e, ya da salıncak eyaletleri gidip orada e, insanların oylarını belli bir yöne çekmeye çalışıyorlar. E, böyle bir sıkışmış bir sistemdi aslında. Hani sistemi anlatıyoruz ama e, hani en doğru sistem en ya da yanlış bir sistem onu dinleyicinin takdirine bırakalım. Ama bu yedi eyaletin genel sonuçlar itibariyle aşırı önem e, arz etmesi ilginç bir durum. Çünkü mesela bizim hani bir de şey durumu var ya çok büyük bir time zone, zaman farkı var. Mesela bizim yani benim bulunduğum eyaletin e, neredeyse e, öksüz çocuk gibi kenarda durduğu bir seçim oluyor her seferinde. Hani ben buraya yerleşip vatandaş olduğumdan beri seçimlerde ben oyumu kullanmaya giderken bazen zaten seçimin outcome yani sonucu e, hemen hemen belli olmuş oluyor neredeyse. O kadar bir fark oluyor. E, Kaliforniyalarda hani aslında sırf ...oyumu verdim, vatandaşlık görünme yaptım... ...demek için gidip neredeyse oy vermiş oluyorlar... ...bahsettiğin, bu, bu ana kadar... ...bahsettiğin bütün sistemin... ...işleyişi bakımından... ...neredeyse... E, ...etkisiz eleman gibi takılıyoruz... ...o yüzden hani takdirini bırakıyorum... ...dinleyicinin, bu gerçekten de... ...en... E, ...işe yarayacak sistem mi değil mi diye... ...bir de çok çalışmadığım için... ...derinine girmeyeceğim, belki ileride... Hani ...bir bölüm yapabiliriz bunun üzerine ama... Bazen county'lerin veya işte hani il diye herhalde çevirebiliriz county'leri sınırlarıyla biraz oynayarak bu e, yerel seçimlerde falan ağırlıkları da değiştirebiliyorlar gibi bazı videolar izlemişim çok uzun zaman önce. Dediğim gibi bu yan konu olabilir ama işin içinde böyle garip şeyler var yani bu seçim e, setup'ında. Onu da söylemek istiyorum kendi fikrim olarak. Ben ilginç bir e, notla devam edeyim. Eski başkanlardan... Thomas Jefferson ve James Madison bu seçim süreciyle bu seçim sistemiyle alakalı ABD'nin yönetim şekliyle alakalı şöyle bir yorumları var. Eğer bütün yetki organları tek bir zümre, parti ya da şahısta toplanırsa despot bir yönetim ortaya çıkabilir ve bunun önüne geçmek için çok meclisli, başkanın, anayasa mahkemesinin farklı dengelerinin olduğu, güç yapısının olduğu bir sistemin Amerika için hep daha adil, hep daha demokrat, hep daha dengeli bir e, yönetime vesile olacağını dile getirmişler. Aslında ben bunu bu noktada e, kabul edebiliyorum. Çünkü şu anda en büyük kaygılardan bir tanesi, Trump'la alakalı en büyük kaygılardan bir tanesi, malum istersen biraz Trump'a da geçebiliriz bu süreçte. Trump'ın e, despotik bir tarzı var. Hani antidemokratik bir Çıkışı var, bir duruşu var. Bu da ister istemez insanlarda malum Anayasa Mahkemesi'ni az çok kontrol altına aldı demiştik. Evet. Şimdi başkan olmaya çalışıyor ve başkan olurken de Cumhuriyetçi Parti'yi adeta ele geçirdi. Cumhuriyetçi Parti evet. normalde partinin bir genel başkanı diye bir kavram yok Amerika'da. Başkan adayları oluyor ama Hı -hı. Trump partinin tabanından gelen halkın ıı, isteğiyle parti elitlerine karşı da gelerek adaylığını defakto olarak böyle kendisi ortaya koymuş oldu ve karşısında kimse duramadı. Karşısında duran, onu eleştiren adaylar bile Trump çizgisine geldi. Trumpçı oldular ki parti içerisinde yer edinebilelim diye. Yok bu var, bir giriş evet. Amerika için evet. yani. Bir partinin, bir insanın uh, üzüm şeyine girmesi, uh, etkisi altına girmesi. En son uh, convention'da adaylığını ilan edeceği gün oğlu çıktı konuştu orada kızı vardı, eşi vardı. Adeta böyle bir aile partisi havasında Trump şeye çıktı, areneye çıktı. İnsanlar yani tek adam, vardı. tek adamcılığa doğru kayıyor demek istiyorsun. Başka yani yerlerde de parçası, sık sık gördüğümüz. Kesinlikle. Yani yarın öbür gün meclisi, e, cumhuriyetçiler çoğunluğu ele geçirirlerse, senatoyu cumhuriyetçiler çoğunluğu ele geçirirlerse zaten Supreme Court onların elinde. Bir de Başkan Trump olursa bu adam yarın öbür gün seçim sistemini değiştiriyorum diyebilecek güce ulaşabilir. Hani böyle bir endişe var halk arasında. Dolayısıyla... Bu endişeyi sen şey yapabiliyorsun yani e, mantıklı görebiliyorsun bu dillendirilen e, bu adam gelirse demokrasi ölür söylemini de çok duyuyoruz çünkü bu sene. Biraz gerçeklik payı olma ihtimali var sana göre yani anladım katılıyor. Röportajlarda da. bir ara hani ağzından kaçırdı işte belki e, hani seçimlere gerek kalmayabilir gibi bir şey söylemişti. Yani bayağı bir eleştirilmişti. Hani ne demek istiyorsun diye soruldu. Hani böyle evet. biraz kaçamak cevaplar verdi ama hani ben ikinci sefer seçildiğimde normalde biliyorsun yani ikinciden sonra kimse seçilemiyor. Çok güzel bir sistem. Hani ABD başkanlığı açısından. Hem yeni bir taze kan gelme hem de bu tarz Parti içerisinde tek adamlaşma, partiyi kendi parti haline çevirme gibi problemleri şu an mesela obamadan kimse bahsetmiyor, hani eski başkanlardan kimse söz etmiyor. Joe Biden görevi bıraktı, gitti, silinecek, gidecek. Kimse bu insanları artık hatırlamayacak. Ama Trump bunu bunu herkese tavsiye ediyoruz bu arada. Her ülke için. Yani Amerika'nın hani belki de en e, hani sağlıklı işleyen sistemlerinden bir tanesi de bu başkanlık Kesinlikle. sistemi iki dönem sonra bitmiş olması, başka insanlara fırsat vermesi. Böylelikle kimsenin hani bu dengelerle beraber birbiri üzerinde üstünlük sağlayamaması. Bu var. Bunun dışında bir de hani benim burada bahsetmek istediğim bu meseleye girmişken Trump'a yapılan suikasttan söz etmek istiyorum. Zaten görselde de onu koymuştuk. Bu yaz bu suikast gerçekleştikten hemen sonra Trump çok ciddi anlamda bir ime kazanmıştı. Neredeyse seçimi kazanacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Ve o dönem hatırlarsın Joe Biden henüz başkanlık yarışından da çekilmemişti. Evet. O dönem ben yaptığım kayıtlarda da artık Trump bu seçimi alır. yani Önünde hiçbir engel kalmadı demiştim. E, hemen ardından e, demokratlar bunu fark ettiler. Ve hızlı bir şekilde apar topar Joe Biden'ı başkanlık yarışından çekilmeye evet. zorladılar. Yaka paça indirdiler deyim yerindeyse. Kamala Harris... E, bir şekilde başkanlık yarışını adeta kucağında buldu. İlk evet. 4-5 hafta a, röportaj veremedi, evet. insanların karşısına çıkamadı. Nasıl bir söylem geliştireceğini a, tam anlamıyla çözemedi. A, ama o da bilmiyordu anda, ki zaten. Hani ne söyleyeceğini bilmiyordu. Planı, programı yoktu. Yeni yeni oturmaya başladı diye düşünüyorum. Yani Biden döneminde çok silik bir başkan yardımcısı olarak a, durdu. Hiçbir heyecan yani. veremedi. Arkasında bir rüzgar yakalayamadı o anlamda hani aday da olmamasının belki sebebi oydu yani. Çok böyle parlayan O da Kaliforniya'dan gösterdi. çıkmadır bu arada. Ben evet. 11-12 e, yıldır buradayım. E, şeyden önce de hani başkanlık yardımcılığından önce ve ondan önceki döneminde de e, yavaş yavaş yükselişini Kaliforniya'da yaşadığımız için görmüş biri olarak gerçekten de çok sönük bir başkan yardımcı, yardımcılığı geçirdiğini söyleyebilirim ben de. Daha öncelerinde biraz daha baskın, biraz daha atak oynayan, e, efendim ne söyleyeyim, daha girişimci bir siyasetçiyken bayağı pasif kaldı. Belki de pasif kalması istendi bilemiyorum. E, ama lafını böldüm, şey yakından izlediğim biri olduğu için böyle adımlarını aslında adımın seslerini duyar gibiydim gelişine doğru. Ona çok şaşırmadım o yüzden seçildiği zaman veya aday olduğu zaman yardımcı için seçildiği zaman Biden tarafından. Ee, ama lafını böldüm. Sence e, şeyin Harris'in Kamala'nın böyle ciddi bir şansı var mı peki? Çünkü şu anlamda ben çok zorluk çekiyorum. Ee, Birçok insan sadece ya yani bunu üzülerek söylüyorum ama dinlendirmek zorundayım. Amerika'da da olduğunu bilmesi için dinleyicinin birçok insan sadece bayan olduğu için de oy vermeyebilir gibi bir izlenim ve korku da var benim içimde. Belli bir kesime atfen bunu söylüyorum. Çok zor olabilir onların e, fikrini değiştirmek diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yani doğruluk payı var ama bir taraftan da şu an hani bazen hani algılar insanı yanıltabilir. Bunlara dikkatli olmak lazım. Çok ciddi anlamda bir kampanya var ee, Harris'in başkan olması yönünde hem medyada hem de e, bağışçılar anlamında ciddi anlamda para akıtıyorlar ee, Kamala Harris'in seçilmesi evet. için şu an ciddi anlamda bir çalışma yürütülüyor. Burada Ama bir Elon Musk gerçekliği de var senin söylediğin. Elon Musk meselesi var. Elon Musk çok ciddi anlamda aslında şu an Elon Musk'ın yaptığı uygun bir şey de değil hani bana sorarsanız. Hani <laughs> evet. Kendisi sahibi olduğu platformu bu anlamda yönlendirmiş olması. Belki görüşlerini beyan edebilirdi ki bir önceki seçimlerde zaten beyan etmişti. O dönem e, cumhuriyetçi bir senatöre ihtiyaç var diye açıklamaları vardı. Evet. Ama şu anda çok bariz bir şekilde şeylerle oynuyor. Yani seçimin ayarlarıyla oynuyor diyebiliriz. Böyle bir etkisi evet. var. Bir taraftan da hani o kadın meselesine girecek olursak benim bunu podcast'te de biraz açmıştım aslında. Trump biraz kadınlara veya daha doğrusu Kamala Harris'e karşı olan yakıştırmaları, sözleri aslında hassas insanları Trump'tan uzaklaştıran, soğutan içerikleri olan ifadelerdi. Hani bu JD Vance'ın da yaptığı yorum işte çocuksuz kadınlar Kedi meselesine gireceğiz evet belki ya. birazdan orada hani söylediği şeyler hani biraz karşı tarafın kişiliğini şahsını hedef aldığında bu sana oy kazandırmıyor yani Trump'ın belki de son dönemde performansının düşmesinin en büyük sebebi Kamala Harris'i eleştirirken bu tarz kullandığı ifadeler. De Özellikle şey, swing şey, state ekseni'nde mi söylüyorsun bunu? Tabii ki bunlar şu an kararsız insanlar hani bu eyaletlerde insanlar şu anda Trump'ın bir sözüne bakıyorlar. Trump eğer e, tarz olarak hani diyelim ki düşünce olarak ekonomi anlamında veya belli noktalarda ülkeyi belki bir çıkmazdan çıkarabilecek potansiyeli var ki Trump döneminde ekonomi daha iyiydi. Bunu herkes biliyor. Hani küçük evet. esnaflar olsun e, orta sınıf dediğimiz insanlar olsun bu noktada daha rahat nefes alabileceklerini düşünüyorlar Trump gelirse. Ama bir taraftan da Trump'ın bu baskıcı, totaliter ondan sonra kadın karşıtı, e, erkek e, egemen bir şeyi ortaya koyması insanları ister istemez yani ya bu insan yarın bir gün farklı şekilde e, hani güçler dengesinde bir yere gelebilir e, kaygısı taşıyor Ben mesela kendimden örnek verecek olursak Trump'ın artık politikadan çekilmesi gerektiğini düşünüyorum Hani bunun en büyük sebebi Az önce Hı -hı. bahsettiğim nedenler Hani parti içerisindeki yapıyı bozmuş olması Amerika'nın sistemini gerçek anlamda e, Hani bu 6 Ocak hadislerini biliyoruz yani. Gidip kongreye basmışlardı. Orada Trump bunlara evet. ön ayak oldu. Şu anda da seçimle alakalı sordukları şey şu hani seçimlerin hani sizce adil olacağını düşünüyor musunuz? Dediği şey şu. Eğer ben kazanırsam adil olacaktır veya seçimlerde hile olmayacaktır gibi yorumlar yapıyor. Şu anda bile bunları söylüyor. Bu anlamda evet. Trump aslında hani Amerikan siyasetinden bence silinmesi gereken bir figür. Karşısındaki aday Kamala Harris'in ne kadar başkanlığa aday talip yani yeterli donanımlı orası tartışılabilir ama Amerika'nın demokrasisi anlamında Amerika'nın sisteminin bu şekilde devam etmesi anlamında tekrar eski ayarlarına dönmesi anlamında belki Trump'ın siyasetten çekilmesi Amerika'yı rahatlatabilir. Gerilimi azaltabilir. Dediğin gibi hani cumhuriyetçi olmayan eyaletlerde bile insanlar arasında bir gerilme, insanlar arasında bir evet. nasıl diyelim bölünmeye sebep olan bir figür oldu. Tedirginlik, evet. Ben şey eklemek istiyorum, iki tane şey eklemek istiyorum. Birincisi bu suikast olaylarından hemen önce çok ağır bir şekilde onun yasal olarak ya da mahkeme olarak boğuştuğu konular inanılmaz ön plandaydı. Ee, suikasttan hemen sonra yok oldular. Şimdi fark ettiğim yavaş yavaş yine bu olayların e, dillendirilmeye başlaması. Özellikle ikinci suikastın çok beklen, beklenildiği kadar medyada ağır bir yer bulmamasıyla en azından bu tarafta öyle gözüküyor senin tarafında bilmiyorum. E, aynı etkiyi yapmadı, aynı görüntüler ortaya çıkmadı, işte haberlerde aynı yoğunluğu bulmadı. Şimdi biraz daha dillendirilmeye başlandı. Hatta bu 6 Ocak'la ilgili yeni bazı e, New York Times'ın bu kayıttan bir sadece bir iki gün önce bahsettiği şeyler vardı. Böyle hafiften geri dönmeye başlıyorlar ona. Diğeri de e, bu bahsettiğin tedirginlik ve e, gerginliğe dair gördüğüm hani olumlu tek bir kıvılcım vardı hemen yine kayıttan önce bu hafta gerçekleşen e, vice presidentler yani başkan yardımcılığı, adaylığı yapanlar bir araya gelip bir debate, bir tartışma yaptılar. Orada da e, çoğu medya platformunda söylenen en önemli şeylerden bir tanesi çok sivil geçti yani İngilizce anlamında sivil diyorum daha medeni. In, daha medeni geçtiği evet. daha e, soft geçtiği Hatta işte tartışma sonrasında el sıkışıldığı biraz muhabbet edildi herkesin <laughs> sağa sola gidip de ayrıldığı bir durum değil daha böyle sohbet ettiği bir, bir ortam olduğunu söylemişti O da aslında sana biraz şeyi de gösteriyor Hani adayların, kişiliklerinin, karakterlerinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. O yüzden katılıyorum söylediğine. Çünkü e, Kamala'nın karşısında farklı bir isim olsaydı belki de o debatelerde de aynı şeyleri görebilirdik. E, tartışmaların sonunda. Şu anda öyle bir şey görünmüyor. Hani Zaten görünemez. Çünkü dediğin gibi yakıştırmalar var, sert söylemler var, insanlar e, bunlara maruz kalıyor ve e, uzun lafın kısası çok Gerginlik olduğu zaman bazı ülkelerde bu gerginlik olumlu olarak sana dönmüyor dediğin gibi burada da sanırım bir insan, birazcık insanların bıkkınlığı da var ondan hani ilk e, roundta diyeyim ilk turda Trump'ın bu gerginliği biraz daha e, iş görüyordu yani onun açısından iş görüyordu. Onu birazcık kendi tarafına çekebiliyordu. Şimdi sanki biraz e, takke düştü durumu var. Hani biz bunları gördük. Sen başa geldin. Dediğin gibi Make America Great Again olmadı. Öyle bir şey olmadı. 4 yılını tamamladın ve yine aynı söylemlerdesin. Üstüne bir de somut planlar da önermiyorsun. Hani hiçbir zaman yani ben bütün debate'leri falan izledim daha somut bir planıyla ekonomiyle ilgili işte yani tabii ki de göçmenlerle ilgili sürekli birazdan değineceğimiz kediler de şunlar da bunlar da konuşuyor ama hani onlar çok e, popülist yaklaşımlar. Böyle somut ayakları yere basan ülkeyi ileriye götürecek planlar anlamında ben pek bir şeyini duymadım. Aslında iki taraftan da duymadım. Sen ne düşünüyorsun? Evet Trump daha çok popülist bir insan. Hani belli kavramları, belli insanların kaygılarının üzerine siyasetinin eden bir insan. Burada tabii şeyi de düşünmek lazım. Hani insanların kaygılarını da anlamak lazım. Neticede şu an Amerika çok ciddi bir kabuk değiştiriyor. Hani demografisi değişiyor. Amerika eski Amerika değil yani. eskiden beyazların hani hani çok yoğunlukta olduğu bir ülkeden şu an gerçekten çok farklı ülkelerden sürekli göçmenlerin geldiği bir ülke haline alıyor. Tabii bu parti sistemi değişmeyecek. Yani iki partili sistem devam edecek. Hala hazırda mesela e, burada en yoğun nüfus e, Hispanikler, hani azınlıklar noktasında. Hispaniklerin içerisinde çok ciddi anlamda mesela Trump destekçisi olan veya Cumhuriyetçi Parti'ye yanaşan insanlar da var. Hani bunu artık görmesi lazım hani partilerin. Burada insanların artık hani Amerika'nın değişen demokrasisine dikkatini alarak artık burada hani ayrıştırmanın çok işe yaramayacağını, bu göçmen meselesinin durmayacağını, Amerika'nın bundan bir 30-40 sene sonra artık beyazların çok ciddi anlamda nüfusça azalacağını ve yapının, kozmopolit yapının çok farklı ihtiyaçlara talepleri getireceğini görmesi lazım. Ama bu süreçte belki de özellikle hani milliyetçi, ulusalcı diye belki tabir edebileceğimiz Amerikan vatandaşlarının gözünde Trump belki de son şansları. Ülke elden gidiyor, farklı bir şeye doğru yöneliyor bu ülke. Hani bir komünist ülke olması tehlikesi var. Elon Musk da işte bunu şu anda biraz hani nasıl diyeyim kurcalıyor. Bu kaygıları insanların ki böyle bir şey yok. Ama bir taraftan tabii ister istemez liberallerin hani demokratların da dünyaya bakışları farklı. Bu anlamda özellikle son dönemde Biden'ın neredeyse hani sınırı da gerçekten hani yönetememesi yani sırdan girişlerin çok ciddi anlamda şu an yakın zamanda geçen hafta Massachusetts'te kıyı kasabasında bu Central Amerika'dan gelen üç tane tedavüzcü, ondan sonra uyuşturucu kaçakçısı, insan yakalanıyor ve bu insanlar Massachusetts'e yasa dışı yollardan girdikten sonra eyalet içinde eyalet vatandaşlarına uygunsuz şeyler yaptıkları için kontrol alınıyor. Bu da şu anda çok ciddi anlamda Cumhuriyetçilerin kullandığı bir mesele. Niçin oradalar? Çünkü Massachusetts bu anlamda kocak açan bir eyalet. Oraya gelmişler. Oraya yerleşmişler. Evet. Herhangi bir kağıdınız kürediniz olmadan ehliyet alabiliyorsunuz, oturmak alabiliyorsunuz. Tabii bunlar ister istemez Amerika'nın asıl, hani biz asılız biz bu ülkenin asıl vatandaşları diyen insanların tedirginliklerini gitgide arttırıyor. Bu anlamda o kaygılara da aslında Demokrat Parti cevap verebilse, onların bu kaygılarını anlayan bunlarla alakalı ciddi anlamda göçmenlik meselesiyle alakalı bir Kanada gibi mesela Amerika hiçbir zaman olamadı. Kanada daha seçici oluyor mesela. Hani Kanada bu anlamda şanslı. Sınırdan geçenler Amerika'ya geliyor. Amerika herkesi alıyor. Kanada ondan sonra seçiyor. Daha kaliteli belki daha qualified, daha böyle bir filtreden olan, geçiyor, filtrelemiş böyle. oluyor. <laughs> Ama bunları da düşünerek bence hani partilerin hani bu süreçten sonra halkın değişen demokrasisini, taleplerini dikkate alan ve bu anlamda artık sistemin Amerika'nın ekonomisini güçlendirecek, ondan sonra halkın refah seviyesini artıracak. Şu anda ciddi anlamda enflasyon problemi var. Hani işsizlik problemi var. Bunlara cevap verecek sorunlara yönelmesi lazım. Biraz daha popülist söylemlerden uzaklaşması lazım diye düşünüyorum. Bu da ancak şey kadrolarla olacak yani. Hani gerçekten iş yapacak kadrolarla olacak. Bu anlamda senin yaptığın tespite katılıyorum. Bence hani şu anda ikisi de bu kaygılara çok ciddi anlamda projeleriyle Çözüm üretecek bir şey vermiyorlar insanlara, umut vermiyorlar. Evet, bence de biraz asıl orta kesimin veya alt kesimin umrunda olan veya işte can çekiştiği şeyler arada kaynamış gibi geliyor bana da. Yani yapılacak bir şey yok, durum böyle şimdi. Çok az vakit kaldı seçimlere. Umarım bu bölüm de birazcık ışık tutmuştur en azından e, sistem nasıl işliyor ve gelişen olaylar akabinde neler olabilir diye. Çünkü e, chat GPT gibi AI yerleri bile sorduğunda sence kim kazanacak diye o kadar şu an ortada ki bu seçim her gün o kadar değişiyor ki başlarda söylediğim gibi. E, bu platformlar bile kimin ne yapacağı belli olmadığı için biz de bilmiyoruz gibi cevaplar veriyorlar. E, çünkü yarın çıkıp da Kamala bir pot kırsa veya Trump gibi yine bir e, hate speech dedikleri nefret söyleminde bulunsa belki yine oraların belli bir kısmı e, bir yere shift edecek e, işte anketlere bakıyorsun sürekli farklı bir şeyler çıkıyor ya da kafa kafaya çıkıyor o kadar dengede gidiyor ki e, olayın nerelere gideceğini hep beraber göreceğiz diye düşünüyorum sevgili Mehmet. E, Var mı eklemek istediğin bir şeyler sonlara doğru? İstiyorsan yavaş yavaş da eee toparlayalım. Kapıcısı, kapanışa doğru geçebiliriz. Kediler mevzusuna girebiliriz biraz. Hani özellikle evet. Trump'ın e, başkan yardımcısı adayı JD Vance biraz bu meseleyi hani e, şey yapmış oldu. Hani Trump ortaya attı, ardından JD Vance bunu desteklemeye devam etti. İşte Springfield, Ohio diye bir yerde Haiti'li göçmenlerin insanların kedilerini, köpeklerini yediğine dair bir iddia attılar ortaya. Bu da ister istemez hani göçmen karşılığını daha da hani körükleyen ki oradaki insanların da, oradaki yerel yönetim de aslında buna itiraz etti. Hani orada Cumhuriyetçilerin evet. de bulunduğu yerel idareciler ya hani böyle yapmayın hani burada insanları galeyana getiriyorsunuz hani burada gereksiz yere bir panik havası oluşturuyorsunuz hani işin aslı evet. aslı böyle midir değil midir demeden Bunlar işte biraz tedirgin ediyor biz yani Trump cephesi veya onun bakış açısından insanlar meselelerin tam gerçekliği boyutunu araştırmadan böyle sadece algıyla farklı bir şekilde sunarak bir insan grubu üzerinde bir toplum üzerinde bir düşmanlık hissi oluşturmaya çalışması bunlar hani toplumun barış içinde yaşamasına bir arada yaşamasına Amerika'nın ki Amerika sen de yaşıyorsun uzun zamandır yani. Pek çok ülkeden göçmenlere aslında en çok kucak açan, en hızlı şekilde haklarını aldığın, belki vatandaşlık evet, evet. gibi bir şekilde ulaşabildiğin ve kendini çok rahat ifade edebildiğin bir ülke. Böyle bir ortamda bu tarz hareketler, bu harmoniyi de aslında zarar verecek türden gelişimler olduğu için Kesinlikle. ben bunları tehlikeli buluyorum ve umarım hani bu seçim sonrasında bu tarz meselelerle uğraşmak zorunda kalmayız. Aksi takdirde. Trump ve ekibi gelmesi durumunda bu meselelerin daha da Amerika'ya böyle birci e, göçmen politikasında olsun evet. e, yerel halkla göçmenler arasındaki ilişkileri bozması anlamında çok ciddi problemlere sebep olabileceğini de düşünüyorum. Fakat Kamala Harris de gerçekten çok e, ideal bir tercih olmadığını da burada altını çizerek belki de bizim de bu kararsızlığımızın seçmene <laughs> yansıyacağını ve herkesin acaba ne olacak e, sorusunu birbirine sorduğu bir süreçte devam edeceğiz gibi gözüküyor. Evet benim de son eklemelerim şu olsun yorum olarak e, bu hayvanlarla yani kedilerin yenmesiyle ilgili söylemin e, National Debate bütün ülkenin hatta bütün dünyanın belki de çoğunluğunun izlediği veya en azından ertesi gün takip edeceği bir platformda Trump'ın söylemesi e, çok e, talihsiz oldu. Çünkü senin bahsettiğin paniğe yol açar endişesi gerçekten de yer buldu sonraki günlerde e, izlediğimiz haberlerde asılsız ihbarlar, protestolar, insanların e, Haiti'lilere veya işte başka göçmenlere e, şiddete kalkışması gibi yerel haberlere de e, rastladık maalesef. Aslında dediğin gerçekten de somut bir şekilde e, gerçekleşti. Bu sadece küçücük bir örnek aslında. E, önümüzdeki 4 yıl boyunca bu nefret söylemleri devam ederse e, nasıl bir gündemin ülkeyi beklediğine dair diye ben de kişisel inputumu kişisel şeyimi ver, vermiş olayım. Güzel bir bölüm oldu, uzun oldu ama ayrıntılı oldu. Çok aslında verimli geçtiğini düşünüyorum. E, teşekkür ederim yine hem dinleyene bu, bu dakikaya kadar bizimle e, kaldıysa, hem de Mehmetle yaptığımız bu crossover ortak yayında e, Mehmet'e de teşekkür ediyorum çok değerli bilgilerini e, bizimle paylaştığı için. Ee, istersen pulumuzu pırtımızı toplayıp yavaştan kaçalım dinleyenle hem senin podcast'in Amerika Günleri podcast'inde hem de HKBU'da önümüzdeki haftalarda veya bölümlerde görüşmek üzere diyelim ne dersin? Teşekkür ederim ben de bana bu fırsatı verdiğin için hani dinleyicilere şunu söyleyeyim ben kesinlikle burada bir uzman pozisyonda değilim <laughs> anlattığım konular kişisel e, görüşler, e, tecrübeler birikimler ve yaptığım araştırmalar sonrasında söylediğim veriler oldu. Mümkün mertebe bilmediğimiz, fikir sahibi olmadığımız konulara girmeyelim istedik. Umarız istifade etmişlerdir. Ben belki bir öneriyle kapatacağım. Eğer İngilizce Tabii. bilen dinleyicimiz varsa son dönemde özellikle bir başkanlık sürecinde seçimi yakından takip edenler için Wall Street Journal'ın journal, journal podcast'inin Red White and Who isimli bir Podcast serisi var şu anda. Her hafta Cuma günleri bir bölüm yayınlanıyor. Seçim süreciyle alakalı çok ciddi analizler var. Bunu tavsiye edebilirim eğer İngilizce bilen dinleyicilerimiz daha da e, siyasi anlamda seçim sürecini takip etmek isterlerse. Çok teşekkürler. Sağ ol önerin için. E, herkesle başka bölümlerde yine görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.